Deutsch'un Amerikan Savunma Bakanı'na nükleer bir tehdit olup olmadığı sorusu geldi. Deutsch'un nükleer bir tehdidin olduğunu, Rusya'dan kaynaklı Putin'in bir nükleer silah kullanacağını düşünmediğini söyledi. Evet, kimyasal silah konuşlandırabilir, daha fazla hipersonik füzeler kullanabilir ama nükleer silah kullanacağını zannetmiyorum dedi Lloyd Austin. Hipersonik füzeler de gündemdeydi oturumda. Genelkurmay Başkanı Mark Milley, evet Rusya hipersonik füzeler kullandı ki son olarak Odessa'da kullanmıştı. Ama hipersonik füzelerin savaşta bir dönüm noktası olacağını düşünmediğini söyledi Rusya için. Amerikan Genelkurmay Başkanı, evet dedi, hipersonik füzeler hızlı, daha hızlı normal füzelere göre ama tahribatı açısından aralarında çok fark yok dedi. Ve şu ana kadar Amerikalı yetkililere göre işgalin başlamasından bu yana Rusya-Ukrayna'da 10-12 civarında hipersonik füze kullandı. Bu konuda Genelkurmay Başkanı'na Savunma Bakanı da katıldı diyebiliriz. Savunma Bakanı Lloyd Austin da Rusya'nın birkaç hipersonik füze kullandığını söyledi Ukrayna'da. Ama bunun savaşın gidişatını değiştirecek bir dönüm noktası olduğunu düşünmediğini söyledi Amerikan Savunma Bakanı. Bununla birlikte Temsilciler Meclisi'ndeki yardıma gelecek olursak, Başkan Joe Biden Kongre'den 33 milyar dolarlık bir destek istemişti Ukrayna için. Şu anda ilk etapta Temsilciler Meclisi'nde o karara bağlandı. Temsilciler Meclisi bir nevi Başkan Biden'a dedi ki 33 milyar az, biz bunu 40 milyar dolar yapalım ve 40 milyar dolarlık bir paketi 57 aleyhte 368 lehte büyük çoğunlukla kabul etti Temsilciler Meclisi. Şimdi top Senato'da, Senato'dan da partiler üstü bir şekilde bu bütçenin geçmesi bekleniyor. Başkan Biden Mayıs ayı bitmeden bunun masasına gelmesini ve imzalamak istiyor ve büyük ihtimalle Mayıs ayı bitmeden bu bütçe Başkan Biden'ın masasına gidecekmiş gibi görünüyor.